Televizyonlarından hepinize merhaba. Başarıyorum programına hepiniz hoş geldiniz diyorum efendim. Ben psikolog Övgü Sarıçiçekli. Bugün tıp konuşacağız, bugün sağlık konuşacağız. Bugün konuğum Doktor Bülent Koray Göker. Kendisi Türkiye'nin ilk online hastanesini açmış bulunmakta. Doktor Turkey. Aynı zamanda Klinika Rezonans'ın da kurucusu. Bunları konuşacağız, yapılan işlemleri konuşacağız ama öncelikle Bülent Bey'i tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi biraz tanıyalım Bülent Bey. Ben Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra eğitimimi Amerika'da Penn State ve New York State Üniversitelerinde sürdürdüm. Vaka yönetimi ve sağlık yönetimi uzmanlığı alanlarında ihtisas yaptım. Türkiye'ye dönünce de alternatif tıpla ilgilenmeye başladım. Homeopati ve biyorezonans uzmanlıkları aldım. Şimdi de söylediğiniz gibi Türkiye'nin ilk online hastanesini hayata geçirdik. Ve bunu halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Türkiye'nin ilk online hastanesi Doktor Turkey'di. Takip edebilirsiniz efendim, öncelikle bunu söyleyeyim. Ama online hastane nedir? Şimdi halkımızda, seyircilerimize bunu açıklayalım. Türkiye'de bir ilk, evet. Doğru mudur? Evet, Türkiye'de Amerika ve Kanada'dan sonra, İngiltere'den sonra bölgemizde, Avrupa'da, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde ve Rusya ülkelerinde ilk gerçekleşen online hastaneyi kurduk. Amacımız sadece Türkiye'ye hizmet vermek değil, yurt dışında yaşayan Türklere ve bizim yakın coğrafyada bulunan ve Türkiye'ye özellikle sağlık turizmi açısından gelmeyi düşünen hastalara, danışanlara da ulaşabilmek. Online hastane aslında geleceğin tıbbı olarak adlandırılıyor. Tıbbın sunumu olarak adlandırılıyor. Şöyle ki dünyada artık insanlar çok hızlı bir şekilde evlerinden çıkmadan alışverişlerini yapıyorlar. İletişim çağında yaşıyoruz. Ve dolayısıyla neden doktorlara da evimizden ulaşmayalım? Neden doktorlara da, sağlık uzmanlarına da bulunduğumuz yerden ulaşmayalım? Yani bugün İstanbul'dayız ama yarın Almanya'da olabiliriz, Amerika'da olabiliriz. Doktorumuzu sürekli bizi takip etmesi çok güzel olur diye düşündük. Yine düşünün ki tatildesiniz, Tanzanya'ya gittiniz ve hepimizin başına gelebilecek olan midenizi bozdunuz. Ve orada hiç güveneceğiniz kimse yok etrafınızda. Bir doktor olsa, özellikle bir sizin dilinizi konuşan, Türkçe konuşan ve güvenebileceğiniz bir hekim olsa ve internet üzerinden ulaşabilseniz ve onu görebilseniz ne kadar güzel olur. Ve biz bunu gerçekleştiriyoruz. İnternet olan her yerden, iPad'inizle, telefonunuzla, aplikasyon üzerinden doktorlarımıza 7/24, 365 gün ulaşabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken web sitesine girmek ya da aplikasyona indirmek. Bunu gerçekleştirdikten sonra şikayetinizi yazıyorsunuz. İşte karnım ağrıyor diyorsunuz. Karşınıza doktor seçenekleri çıkıyor. O anda online olan, yani ofisinde hemen ulaşabileceğiniz, randevu almadan ulaşabileceğiniz doktorları görüyorsunuz. Şikayetinizi soru olarak sorabilirsiniz. Ya da görüntülü görüşme için talepte bulunabilirsiniz. Dediğim gibi doktor eğer online'sa, yani biz nasıl şu anda canlı yayın yapıyoruz, birisi bizi telefonla arayabilir ve konuşabilir, değil mi? Evet. Ya da canlı bir yere bağlanabilirsiniz. İstanbul'da başka bir yere ya da Amerika'ya bağlanabilirsiniz. Aynı bu şekilde doktorla yüz yüze görüşüyorsunuz, şikayetinizi anlatıyorsunuz. Doktor sizi ekranın arkasından muayene ediyor. Bu muayene tabii elle dokunulmadan yapılıyor. Ama hani artık günümüz tıbbında biliyorsunuz hastalar doktora gittikleri zaman ilk önce bir söyleşi oluyor. Ondan sonra tahlil tetkikler isteniyor. O tahlil tetkikler yapılıyor. Doktora geri getiriliyor. Doktorlar tahlil ve tetkikleri inceliyor. Gerekirse daha üst analizler istiyorlar. Yine o yapılan tahlil tetkik üzerinden tanı konuluyor ve işleme başlanıyor. Bizde de bu işlemlerin hepsi yapılıyor. Yani siz doktora
şikayetinizi söylüyorsunuz. Sizden tahlil tetkik isteyebilir. Siz gidip bunu yaptırabilirsiniz. Tekrar sisteme girip doktora bunları bildirebilirsiniz. Ve bunu yaparken de hani işten izin almanıza gerek yok, evinizden çıkmanıza gerek yok, randevu almanıza, sıralarda beklemenize, hastane ortamına girmenize gerek yok, hasta kişilerle temas etmenize gerek yok ve bunun hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreci biraz daha rahat geçirtiyorsunuz anladığım çok, kadarıyla. Çok hızlı ve çok rahat. Peki kimlere hizmet veriyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Hasta kesiminiz hangi türden oluyor? Aslında her alandan hastamız var. Yani siz de psikologsunuz. Evet. Psikoloji alanında çok hastamız var, engelli hastalarımız var, evinden çıkamayan, fobileri olan hastalarımız var, yine toplum içine karışmaktan korkan, çocuğu olan evde, çocuğu rahatsızlanan, ateşi çıkan bir sürü hastamız var. Kadın doğumla ilgili hamile hastalarımız var, sürekli bir şeyler sormak istiyorlar, sürekli doktorlara ulaşmak istiyorlar. İkinci görüş almak isteyen hastalarımız var. Yani bir doktora gitmişler, muayene olmuşlar, bir teşhis konulmuş ama bir doktor daha görsün istiyorlar. Üçüncü bir görüş almak istiyorlar. Hastalıkları ve teşhisleriyle bir kontrol etmek, check etmek isteyen hastalarımız var. Gece saat 3'te içtiği bir ilaçtan ya da baş ağrısından ya da mide bulantısından ya da reflüden yakınan hastalarımız var. Bunu mu içeyim? Evde bunlar var. Bunu içtim. Şöyle bir yan etki oldu. Ya da işte sesim kısıldı, bağırsaklarım bozuldu diye arayanlar var. Sonuçlarını yükleyip tahlillerini, işte bu tahlillerin sonuçlarını bana yorumlar mısınız diyen hastalarımız var. Diyetisyene başvuran, zayıflamak isteyen, bir diyet isteyen, diyet bana listesi hazırlar mısınız diyen hastalarımız var. Yani bir hastaneye başvuran herkes bize de başvuruyor. Evet. Türkiye'de aslında baktığımızda çok büyük bir yenilik bu. Evet. Ayrıca çok büyük bir rahatlık sebebi. Dünyada neler oluyor? Bu online hastane Türkiye'de ilk olduğunu biliyorum. Evet. Dünyadaki örneklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim zaten tıpta hep böyle atıfta bulunduğumuz yer Batı'dır ve Amerika'dır. Orada olan her şey doğru ve hani bizden ileri olduğu olarak dile getirilir. Takip ettiğimiz yer oradır. En çok araştırmanın yapıldığı yer orasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obamacare'la beraber bir telehealth politikası oluşturuldu ve bu benim anlattıklarım 5 sene evvel Amerika'da uygulanmaya başlandı. Sebepleri var bunun. Birincisi, orada da sağlık çok pahalı. Doktora ulaşmak zor. Acilde bir hastanın bir doktora ulaşması yaklaşık 750 dolar. Nüfus fazla. Tabii ve Amerika'da yaklaşık 35 milyon sigortası olmayan insan var. 350 milyon nüfus var. Ve aynen bizim benim demin anlattığım gibi hani niye doktora gidiyorum ben? Yani neden hastayken evimden çıkıyorum ve bana yazdıkları ilacı zaten oraya gittiği zaman da yazıyor. Hatta şunun reklamını yapıyorlar. Yani ofisine gittiğiniz zaman doktor size 1 ya da 2 dakika muayene ediyor. Konuşmanız 2 ya da 3 dakika sürüyor ve oradan elinize bir reçeteyle çıkıyorsunuz. Bundan sonrası size kalmış oluyor. Halbuki bu sistemde evinizdesiniz, üzerinizde pijamalarınız var, doktora bağlanıyorsunuz. Doktor yine aynı şeyi size reçete ediyor ve eczaneden ilacınızı alıyorsunuz. Hatta eczaneden ilacınız size gönderilebiliyor. Bu İngiltere'de de böyle. Şimdi prescription.com gibi siteler var. Şikayetinizi yazıyorsunuz, doktor karşınıza çıkıyor. Muayeneniz oluyorsunuz, buna online muayene deniyor. Reçeteniz yazılıyor, buna antibiyotik dahil. Yani bugün bakanlığımız bir sürü reklamlar yapıyor işte doktora danışmadan asla. Ama doktora danışmak çok maliyetli bir şey. Yani hastaneye gideceksiniz, işte siz şimdi mesela bir rahatsızlığınız var, buradan izin alacaksınız, hastaneye gideceksiniz, randevu alacaksınız, an öncesinde doktora ulaşacaksınız, sırada bekleyeceksiniz, en az 4 saatiniz gidecek. Şimdi bir otopark ya da bir ulaşım maliyetini doktorla biz sizi görüştürüyoruz. Evet. Ve reçetenizi de alabiliyorsunuz. Antibiyotik yazmıyoruz ama OCT ilaçlar dediğimiz raf üstünde duran, sizin eczaneye gittiğiniz zaman bana şu ilacı ver dediğinizi, ama çok yanlış. Evet. Türkiye'de kişi başı 30 kutu ilaç tüketiliyor. Yani bu hani bakınca yüksek mi acaba diye düşünebilirsiniz ama kıyas yapmak lazım OECD ülkeleriyle. Biz neredeyse 2 katıyız. Yani biz nasıl bir toplumuz da bu kadar hastalıklı olabiliyoruz? Nasıl bu kadar çok ilaç tüketebiliyoruz? Yani bunlar da şeker değil.
atalım ağzımıza ki şeker bile ne kadar zararlı. Doğru. İçtiğiniz ilaçların karaciğerinize, böbreklerinize, midenize yan etkileri ortadayken bu kadar ilaç tüketmek ve bunu bazen değil çoğunlukla doktora danışmadan, hatta komşunuza danışarak yapıyorsunuz, arkadaşınıza danışarak yapıyorsunuz. Ne içeyim? Şu rahatsızlığım var. Arkadaşınız da size diyor ki ben şunu içmiştim, sen de bunu iç diyor. Siz de bunu dinliyor arkadaşınız, belki çok yakın bir dostunuz, belki aile büyüğünüz. Evet o iyi olmuş, ona iyi gelmiş diye yok. Çok iyi ilaç içen, zehirlenen, bundan çok büyük yan etkiler gören insanlar var. Ve bu yadsınamayacak kadar fazla. Ama burada bir doktora danışmanız bu kadar rahatken niye hani komşunuza ya da arkadaşınıza danışanısınız ki? Çok doğru, çok haklısınız. Dün internette gezinirken online randevu taleplerini gördüm ama online hastanenin ilk sizin olduğunuzu hı-hı. biliyorum. Kurucusu sizsiniz. Diğer benzer uygulamalarla farkınız nedir? İnternet üzerinden doktorlardan randevu almak için evet başka web siteleri var. Evet. Doktordan şunu diyorsunuz. Ben saat bugün... işte bugün günlerden salı değil mi? Günleri şaşırdım. Bugün saat 3'te randevu almak istiyorum diyorsunuz. Doktorun da ajandası müsaitse size oradan bir yanıt geliyor. Ya telefonla arıyorlar ya dönüş yapıyorlar. Bizimki bu var bizde ama bunun üstüne bizde gerçekten karşınızda doktoru görerek muayene olduğunuz, sorunuzu sorduğunuz ve bir doktordan cevap aldığınızdan emin olduğunuz bir uygulama. Yani diğer web sitelerinde size kimin cevap verdiği soru işareti. Evet. Yani bu bir hasta danışanı olabilir, sekreter olabilir, doktorun yardımcısı olabilir, X bir kişi olabilir. Çünkü karşınızdaki kişiyi görmüyorsunuz. Yani yazabilirler size bir cevap. Ama bizde... Ya da mesleki yeterliliğini bilmiyoruz. Hani gerçekten doktor mu? O da var. Tabii biz web sitemize doktorları kabul ederken diplomalarını kontrol ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ile çek ediyoruz. Uzmanlık belgelerini sisteme yüklüyorlar. Özgeçmişlerini koyuyorlar. Ve zaten seçili doktorlarla çalışıyoruz. Herkesle çalışmıyoruz. Online canlı görüşmesinden bahsetmek istiyorum. Mesela gecenin saat 3'ünde evet. ben giriyorum randevu alıyorum. Evet. Yüzümü göstermek istemiyorum. Yani ama hastalığımı da söylemek istiyorum. Birebir doktoru görmek istiyorum. Böyle bir şansım var mı? Evet, biz bunu düşündük. Sizin sorduğunuz gibi düşünen çok hastamız var. Özellikle belirli sistemsel rahatsızlıklarda, özellikle hastaların utandığı bazı durumlarda kendi ekranını kapatabiliyor. Ama doktorlar kapatamıyorlar. Yani karşınızdaki doktoru görüyorsunuz ama doktor sizi görmeyebiliyor. Sizin isteğinize göre ve siz doktorla hani aslında telefonla konuşuyormuş gibisiniz ama doktoru görerek bunları söylüyorsunuz. Ama doktor tabii sizi görmek isterse ve siz de buna ikna olursanız kameranızı açıyorsunuz ve görüşmeye devam edebiliyorsunuz. Görüşme sırasında raporlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Görüşme sırasında chat olarak da sorularınızı yazılı olarak da sorabiliyorsunuz. Çok ilginç, çok da güzel uygulamalar. Ekranda bir gördüğümüz bir karbonat silme galiba. Karbonhidrat. Evet, karbonhidrat. Bu nedir? Bunu biraz açıklayalım. Bu beslenme ve diyetisyenlik bölümünün herhalde uzmanlık alanı. Bu bizim alternatif tıp alanında yaptığımız, kendi kliniğimizde yaptığımız, Doktor Türkiye Ayrıcı klinik rezonansta uyguladığımız evet. bir yöntem. Karbonhidrat silme, biliyorsunuz 3 ana besin grubu var. Hı-hı. Proteinler, yağlar ve karbonhidratlar. Evet. Proteinleri biliyorsunuz. Proteinler et, süt, balık, yumurta gibi gıdalar. Yağlar bildiğimiz zeytinyağı, ayçiçek yağı, evet katı yağlar. Karbonhidratlarda geriye kalan bütün sebzeler, bütün meyveler, karbonhidrat ve unlu mamuller, tahıl ürünleri hepsi de karbonhidrata giriyor. Şimdi insanların kilo alması şöyle oluyor. Beslenmelerinde bir piramit şeklinde beslenmemiz lazım. Karbonhidrat olması lazım, yağ olması lazım, protein olması lazım. Çok tanınmış uzman doktorlarımız televizyonlarda sürekli ekmek yemeyin, ekmek yemeyin, evet. ekmek yemeyin, ekmek tüketmeyin, buğdayın yapısı bozuldu, GDO'lu buğday, bu buğdaydan yapılan ekmek, özellikle beyaz ekmek şekerden farksız diyorlar. Çok doğru söylüyorlar. Buğdayın yapısında bir sıkıntı var. Dilediğimiz kadar sağlıklı buğday yetiştiremiyoruz.
Bu buğdayın da ekmeğe dönüştürülürken, öğütülürken kabuğunu attığınız zaman, asıl vitamini olduğu yer kabuğu, kabuğunu attığınız zaman beyaz ekmek o yapıyorsunuz. Ve kullanılan maya da, maya ile beraber bu insanlarda gluten enteropatisi dediğimiz, çölyak hastalığı dediğimiz intoleransları oluşturuyor ve toplumda çok yaygın olarak görülüyor. Beyaz ekmek çok sıkıntılı. Hatta şöyle tanımlayabilirim. Hani 100 gramlık bir beyaz ekmek eşittir 100 gram şeker halinde. Tahıllı ekmeklere gelince, tam tahıllı, tam buğdaylı, çavdarlı, yulaflı ekmek diyelim. Onlar da beyaz ekmekten çok da farklı değiller. Evet, vitamin olarak daha sağlıklılar. Vitamin yoğunluğu daha fazla çünkü kabuğu kullanılıyor. Ama bu da yine şeker ihtiyacı olarak yine 100 gram 100 gram şeker gibi. Yani ekmek yerken aslında şeker o kadar yediğinizi, şeker yediğinizi evet. söyleyebilirim. Şimdi bunu yemeyin 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 diye anlatılırken insanlara hani sigarayı bırakın, herkes sigaranın zararlarını biliyor da bırakamıyor. Ekmeğin de herkes şimdi zararlarının farkına varıyor ama ben ekmeksiz doymam. Nasıl besleneceğim? Ekmek ve türevi ürünler olmadığı zaman nasıl bir yapı oluşturacağım? Neyle besleneceğim? Doyamam gibi böyle bir kodlamalar var. Bir bilgiler saklı insanlarda ve ona göre yetiştirilmişiz. Özellikle Türkiye'de. Şimdi bunu bırakalım da herkes hemfikir. Peki nasıl yapacağız? Nasıl bunu zihnimizden çıkartacağız? Biz biyorezonans yöntemi kullanıyoruz. Biyorezonans yönteminde bu bağımlılığı olduğunu düşündüğümüz, ekmek de bir bağımlılıktır, şeker de bir bağımlılıktır, aynen sigara gibi, alkol gibi. Bunların tüplere yerleştiriyoruz. Bu bağımlılık yaptığını düşündüğümüz ekmeğin parçalarını, işte pasta parçaları, işte Nutella'nın ya da çikolatalı bir ürünün parçalarını, çikolatanın kendisini, şekerin kendisini cihaza yerleştiriyoruz. Bir biyorezonans cihazımız var. Bu cihazda frekansları alınıyor bu gıdaların. Kişiyi cihaza bağlıyoruz elektrotlarla, işte kafasından, ellerinden tutuyor ve ayaklarını pedallara basıyor. Bunların frekanslarını terse döndürerek kişiye geri gönderiyoruz. Tamamen zararsız. Akupunktürün çok gelişmiş bir hali. Frekanslarla çalışıyor ama hissettiğiniz bir frekansta değil. Ve bu geri dönen frekanslar sizdeki bu bağımlılık yapan bilgiyi siliyor. Ve sizin bu hani ben ekmek yemeden nasıl yaşarım, şekersiz bir hayatı düşünemiyorum, işte kek yemeden, börek yemeden, tiramisu yemeden, dondurma yemeden, çikolata yemeden nasıl durabilirim? Hani özellikle bayanlarda olan bir durum. Evet, duruyorsunuz. Çünkü o bilgi hani sizin o tat duygusu geliştirdiğiniz, bebekliğinizden beri geliştirdiğiniz, gençliğinizden beri geliştirdiğiniz o tat duygusunu biz değiştiriyoruz. Ve siz artık o ekmeksiz doyabilirim, ekmeksiz beslenebilirim, sigarayı şeker yemeden, tabii sigarayı bırakabilirim. Bu bağımlılığınızdan kurtuluyorsunuz. Süreç nasıl işliyor peki? Hemen sonuç alıyor musunuz yoksa? Bu 3 seans, 4 seans süren bir işlem. Kişinin yatkınlığına ve kişinin iradesiyle de alakalı. Siz buraya isteyerek gelmeniz lazım. Yani ben tedavi olmak istiyorum, ben bunu değiştirmek istiyorum. Yani eğlence olarak değil bu iş. Yani sigarayı da böyle bırakamazsınız, içkiden de böyle kurtulamazsınız. Hatta ve hatta çok daha iddialı bir şey söyleyeyim. Hiçbir hastalığınızdan inanmadan, inanç duymadan kurtulamazsınız. Buna psikolojik rahatsızlıklar da dahildir. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Yani siz eğer ilk adım kişinin inanmasıdır. Doktorların görevi kişinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Yani biz doktor olarak sizde bir eksiklik varsa, yani bir vitamin, mineral, beslenme yanlışlığı, eksikliği varsa bunu tamamlamamız lazım. Yanlış bir alışkanlığınız varsa, kendinize zarar veren bir yapı içerisindeysiniz, hareket etmiyorsanız, yanlış besleniyorsanız, yanlış ilaçlar kullanıyorsanız bunları düzeltmektir. Bunları düzelttikten sonra kişi istediği zaman bütün rahatsızlıklarından kurtulabilir. Hiçbir zaman geç değil. Kanser için de böyle geçerlidir. Yani kanserde de ilk önce inanmaktır esas. İyileşmek istiyorumu kendinize inandırmanız lazım. Sonrasında kullandığınız tedaviler size fayda etmeye başlar. Bu yalnızca inanarak ben iyileşiyorum anlamında söylemiyorum. İnanacaksınız, doğru doktoru bulacaksınız, doğru tedavi gelecek. Bunlar bir bütün. Yani sizin inanmanız %30, doktor %40, uygulanan tedaviler %30 diyelim.
bunların bir bütünüdür iyileşme. Ama ben hiçbir şey yapmayayım, her şeyi doktor yapsın, bana bir ilaç versin, mucize, hemen iyileşeyim, hemen ayağa kalkayım, hemen koşmaya başlayayım, kanserim hemen geçsin. Beni bir cerrahi müdahale yapsınlar, kessinler, öyle olmuyor. Yani evet, her şey beyinde bitiyor aslında. Evet, sizin istemenizde. Bizim bir iç hekimimiz var. Bizi iyileştiren. Şimdi onlara gelecek. Evet, çok heyecanlı konular. Kimler çalışıyor hastanenizde, online hastanede ve bu biyorezonansta uzman olan, herhangi bir sertifikaya sahip olması lazım mı? Tıp alanında mı mezun olması lazım? Hastanenizde bu iki kurucusu olan yerinizde kimler çalışıyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Doktor Turkey'de 400'ün üzerinde doktor var şu anda. Doktorlarımız her branştan, yani onkoloji uzmanımız da var, dermatoloji uzmanımız da var, acil uzmanımız da var, diyetisyenimiz de var, psikologumuz da var, diş hekimimiz de var. Bu yeni gelişen bir sistem. Doktorlar da bu sistemi öğrenmeye ve keyfini yaşamaya başlıyorlar. Çünkü doktora ulaşıyorsunuz. Doğru doktoru bulduğunuz noktada o doktora tedavini olmak için de devamını getirebiliyorsunuz. Yani bugün işte belimde bir rahatsızlık var, hangi doktora gideyim diye herkes herkese soruyor. Yani doktor seçimi size özeldir. Doktoru tanımanız lazım. Bir enerji akışı olması lazım, iletişim olması lazım. Bir hikaye anlatacağım sonra. Doktor Turkey'de biz uzmanların hepsinin diplomalarına bakıyoruz, check ediyoruz, görüşme yapıyoruz, kendilerini bir mülakattan geçiriyoruz, sistemi kullanmayı öğretiyoruz, bir eğitim veriyoruz, telemedicine eğitim veriyoruz. Daha sonra doktorlar bu sistemi kullanmaya başlıyorlar. Kliniğimizde ise yine doktorlar çalışıyor ve alternatif tedavi uzmanları çalışıyor klinikal rezonansta. Doktor Turkey'den bağımsız bir yer orası. Burada da işte sigara bırakma, alkol bırakma, işte şekerden kurtulma, zayıflama, detoks, ağrılar, fibromiyalji, alerji tedavileri yapıyoruz. Daha çok burası klinik rezonans, modern tıbbın çözemediği ya da çözmekte zorlandığı kronik hastalıklarda çok etkili ve bağımlılıklarda çok etkili. Yani alerjinin bir tedavisi pek yok. Yani evet, iki tane ilacı var, kullanıyorsunuz ama aşıları var ama iyileşemiyorsunuz. Biz ona bir çözüm oluyoruz. Migreniniz var. Bir sürü yöntem deniyorsunuz ama kesin sonuç alamıyorsunuz, biz devreye giriyoruz. Zayıflamak için bir sürü şey deniyorsunuz ama olmuyor. Çünkü zayıflamak böyle nefesinizi tutup suyun altına dalmak gibidir. Bir süre dayanabilirsiniz, sürekli dayanamazsınız. Ya da işte doktorların bunu yemeyeceksin demesi çok işe yaramıyor. Çünkü artık bilgi herkes biliyor. Yani siz benden daha fazla anlatırsınız. Ben şunları yememem lazım diye. Yani sokakta da röportaj yapsanız herkes ne yememesi gerektiğini biliyor ama uygulamada biraz %30 overweight, fazla kilolu, evet. %20'ye yakında obez insan var. Evet. Dünya nüfusunun, yani Amerika'da, Türkiye'de de öyle, %20'lerde diyabet hastalığı var. Bu tamamen tip 2 diyabet, beslenme yanlışlıklarından ve hareketsizlikten ortaya geliyor. Ve buna verilen ilaçlar da bir çözüm olmuyor. Evet. Yani alerjiye de çözüm olmuyor, diyabete de çözüm olmuyoruz, hipertansiyona da çözüm olamıyoruz. Kronik hangi hasta, fibromiyaljiye de çözüm olamıyoruz. Evet, ilaçlar var ama kesin çözüm yok. Bu durumda hastalar bize geliyor. İki tip hasta tipinden bahsetmek istiyorum ben. Birincisi, alerjim var, midem bulanıyor diye size soru soranlar. Bunlar cevaplarını alıyorlar. Evet. İkinci tipe dönelim. Mesela psikolog, panik atağa geçirmiş olabilir, herhangi bir problemi olmuş olabilir. Gece yazıyorlar ve memnun kalıyor. Online olarak görüştüğü psikologundan memnun kalıyor. Daha sonra randevularını nasıl alabiliyor? Her zaman aynı psikologla devam etmek istiyor. Buradaki süreç nasıl işliyor? Şimdi siz girdiniz bizim web sitemize, drturkey.com'a girdiniz. Psikologunuzu seçtiniz. Uzman, psikolog... Övgü Sarıçiçek'le derim. Uzman psikolog Övgü Sarıçiçek'ten randevu. Baktınız, incelediniz profilini, beğendiniz ve ben bu psikolog hanımla görüşmek istiyorum dediniz. Psikolog hanımın, sizin orada bir ajandanız var, aylık ajandanız var. Bunu siz oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte salı günleri saat 4 ile 8 arası çalışıyorum. Çarşamba günleri 6 ile 10 arası çalışıyorum. Perşembe günleri gece saat 12'den 2'ye kadar çalışıyorum. Cuma günü sabaha kadar çalışıyorum. Müsait.
uyumak istemiyorum, çalışacağım, gece nöbet tutacağım diyorsunuz. Bunu siz belirliyorsunuz. Bu ajandanızı koyuyorsunuz oraya. Hasta olarak ben giriyorum ve diyorum ki Övgü Hanım'dan ben randevularımı alacağım. Diyorum ki ilk randevumu bir alayım, bir görüşeyim. Eğer memnun kalırsam devam edeceğim. Sizinle görüşüyor 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika, 1 saat. İstediği kadar görüşebilir. Sizin onayınızla tabii. Hı hı. Size hastanın başvurusu geliyor. Diyor ki işte Mehmet Bey sizden şu şu sebepten dolayı randevu istiyor diyor. Siz bunu kabul edip etmeme hakkına sahipsiniz doktor olarak. Kabul etmeyebilirsiniz. Bu benim uzmanlık alanım değil dersiniz. Ben bu konuyu bilmiyorum dersiniz. Dürüst olmanızı bekliyoruz. Siz bu randevuyu kabul ettiniz. Hastayla konuştunuz. Hasta sizden çok memnun kaldı ve randevuları dediniz ki beni aynı doktor mayasının olduğu gibi 2 gün sonra tekrar gelin. Ya da 1 hafta sonra tekrar görüşelim sizle. Ya da her gün sizi 1 saat görmem lazım dediniz ve bir plan oluşturdunuz hastanızla beraber. Hastanız sizinle görüşmesini tamamladıktan sonra tekrar sisteme giriyor. Siz de Övgü Hanım'ın ajandasına giriyor. İşte çarşamba günü saat 8-9 randevusunu alıyor. Perşembe günü 8-9 randevusunu alıyor. Cuma günü 8-9 randevusunu alıyor. Cumartesi günü 8-9 randevusunu alıyor. Bitti. Bu kadar basit. Çok kolaymış. Peki sağlık geçmişimizi kayıt ettirebiliyor muyuz online hastanemize? Hem doktor olarak siz kendi CV'nizi oraya koyuyorsunuz. Hem de hastalar bütün tıbbi bilgilerini sisteme yükleyebiliyorlar. Bu aslında dünyanın neresine giderseniz gidin yanınızda taşıyacağınız bir bilgi. Yani en basiti bilinen penisilin alerjinizi yükleyebilirsiniz. Ve hani size bir yerde bir müdahale yapılacağı zaman eğer hastanın yanında kartımız varsa hani benim sağlık ajandama bakın diyebilecek noktadaysa derse oradan doktor bunu gelip görebilir. Biz tekrar tekrar izleme merakına da sahibiz. Hani dinlemek istiyoruz evet. Tekrar tekrar. Bunu çok merak ediyorum. Bir görüşme yaptım online doktoruyla. Ardından ben bunu tekrar izlemek istiyorum. Tam Hı-hı. algılayamadım, notlarımı alamadım. Tekrar Hı-hı. izleme şansımız var mı? Bu kesinlikle var. Bu zaten bizim çok düşündüğümüz bir konuydu. Bugün biliyorsunuz bir tıbbi jargon var. Konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ama karşı taraf bunun ne kadarını anlatıyor, anlıyor. Bu çok önemli. Özellikle tıpta çok önemli. Çünkü hastayla çok iyi bir iletişiminiz olması lazım. Hastalar geliyorlar. Bir kere doktora geldiği zaman bir doktor beyaz önlük sendromu dediğimiz bir sendrom var. Doktorun karşısında heyecanlanıyorlar. Söyleyeceklerini unutuyorlar. Kısıtlı bir zamanları var. Aceleyle bazı şeyler oluyor. Ya da acile gittiğiniz orada alelacele bir şeyler yapılıyor. Sizin elinize bir reçete veriliyor. Bir şeyler anlatılıyor. Bir tavsiyeler veriliyor. Ve siz gidiyorsunuz. Şimdi o kapıdan çıktığınız anda %50'si unutuluyor. Biz bunun araştırmasını yaptık. İnsanlara sorduk, doktora geldiniz, size neler yapıldı? Kapıdan çıktığı anda %50 yanlış. Yani hani söyleneni de yanlış anlıyorlar. Bırakın evet. doğruyu şey yapmasını, anlayamadım diyor. Bana şunları şunları söyledi ama sonra kendi yorumlamaya başlıyor. Evet elinde bir reçete var. O reçete de yazıyor, sabah akşam alacaksın diye. Doktor o ilacı nasıl kullanacağını aç, tok, yemeklerden sonra söylüyor. Ama hasta yine o reçete eczaneye verdikten sonra unutabiliyor, kaybedebiliyor. Eczane yazıyor üzerine ama yani aradan 3 gün geçtikten sonra 4 gün sonra zaten onun ömrü tamamlanıyor o bilginin. Bitiyor. Ve hasta doktorun verdiği tavsiyeleri unutuyor. Zaten en büyük sıkıntı bu. İletişim kopuyor. Ve hasta belli bir süreden sonra o aldığı anlamlı güzel tavsiyeleri uygulayamaz hale geliyor. Artık kendi yorumunu yapmaya başlıyor. İşte bu zamanda iyileşme olmuyor. Çok yanlış. Evet. Biz ne yapıyoruz? Siz doktorla görüştünüz. Kendi sayfanızda görüştünüz. Yani her hastanın da kendi bir sayfası var bizim sistemimiz içerisinde. Doktorların da kendi sayfası var. Sistemin içerisinde. Siz o doktorla görüştükten sonra bu kaydediliyor. Sizin sayfanızda kaydediliyor. Bunu yalnızca siz görebiliyorsunuz. Siz tekrar sisteme girip kendi profilinizi açtığınız zaman hani Facebook sayfanız gibi aslında. Girdiğiniz zaman nasıl kendi videolarınızı görüyorsunuz? Tabii başkaları da görebiliyor. Sosyal medyada. Ama bizim sistemimizde başkaları sizin videolarınızı, bilgilerinizi göremiyor. Sizin izin vermeniz lazım. Evet. Mesela bir videonuzu yüklediniz, akciğer tomografinizi yüklediniz. Doktora izin verirseniz doktor görüyor. Sonra izni kaldırdığınız anda göremiyor. Evet. Yani bu kapalı iletişim gibi bazı sosyal medya organlarında olduğu gibi. Şimdi bu görüşmeyi yaptık. Nasıl şimdi kaydediliyor televizyonda? Biz bu kaydı sonradan izleyebiliyoruz değil mi? Bizde de öyle. Siz ertesi gün siteye giriyorsunuz.
Doktor bana ne demişti? Unuttum diyorsunuz mesela. Tekrar kaydı oynatıyorsunuz. Durduruyorsunuz, tekrar başa alıyorsunuz, tekrar son alıyorsunuz. Doktorun söylediği bütün tavsiyeleri, söylediği bütün şeyleri tekrar dinliyorsunuz. Ve belki bir ay ilaç kullanmanız lazım. Belki bir ay bir tavsiye var. Atıyorum doktor size sabahları aç karnına sirke içmenizi önermişti. Ama ne sirkesiydi, ne zaman içecektim, tok karnım içecektim, aç karnım içecektim, her gün mü içecektim unuttunuz gitti. Açıyorsunuz, tekrar seyrediyorsunuz. Soru oluştu. Ya bana böyle demiş ama ben bunu pek anlayamadım. E tamam, tekrar bağlanırsınız, tekrar sorarsınız. Çok güzel. Yani defalarca izleme şansımız da var. Buradan bunu çıkartıyoruz. Efendim, Instagram ve Twitter adreslerimden bana soru sorarak, ben de tabii ki de Bülent Bey'e soru soracaksınız. Bülent Bey'e sorularınızı iletiyorum ve tekrar dönüyoruz. Görüşmeler tekrar izlenebilir mi dedim. Ben şunu çok merak ediyorum. İkinci görüş diye bir şey var. Hı hı. Bu tıp ve hastanelerde sürekli yazılarında görüyoruz. İkinci görüş nedir? İkinci görüş sizin ilk doktor muayenenizden sonra aldığınız tanıya ve size önerilen tedaviyi onaylatmanızdır diğer bir doktora. Bir hastamıza işte migren teşhisi konuldu ve bir tedavi protokolü sunuldu. Hasta kafasına yatmadı ya da başladı tedaviyi ama fayda görmüyor. Belli bir süre de uyguladı, hala tedavi yok. İstediği sonucu elde edemiyor. O zaman sizin artık ikinci bir uzmana sormanız gerekiyor. Bunu daha çok hastalar onkolojide yapıyorlar. Daha çok ameliyatlı vakalarda yapıyorlar. Doktora gidiyor, safra kesi ameliyatı olması gerekiyor diyor doktor. Hasta soru işareti oluşuyor kafasına. Gerçekten olmalı mıyım? Bunun kriterleri ne? Çünkü siz hasta olarak bunu bilmiyorsunuz. Bunu en güzel kime danışırsınız? Yine başka bir doktora, başka bir uzmana danışırsınız. Ve bir doktorun söylediğini en güzel başka bir doktora onaylatırsınız. Eğer aynı görüşü yakalıyorsanız, %100 her zaman aynı olmaz. Ama nüans farkı biraz olabilir. Ama eğer ikinci bir doktordan, evet ameliyat olmanız lazım. İşte taşınızın boyu bu kadar. İşte sizde sarılık oluşmuş. Bilirbin değerleriniz böyle. Doktor bey haklı sizi ilk muayene eden. Doğru söylemiş. Doğru bir tanı bu. Ben de aynı görüşteyim dediği zaman o hastalardaki rahatlama, o inanç o kadar yükseliyor ki. Evet teşhisim doğru diyor. Hastalığı bile artık ikinci planda kalıyor. Tamam ben doğru teşhisi buldum. Tedavim de buymuş. Onaylattım. Artık gönül rahatlığıyla tedavimi olabilirim diyor. İşte bu ikinci görüş. Sizin hastanenizde de ikinci görüş var. Zaten de. En fazla işlemlerden biri bu. Ödemeler nasıl gerçekleşiyor peki? Bunu aplikasyonlar üzerinden Google'dan ya da Apple Store'dan indirdiğiniz zaman zaten onu o aplikasyon üzerinden hani bir şeyler satın aldığınız zaman nasıl kredi kartı numaranızı oraya zaten veriyorsunuz. Onların üzerinden gerçekleşiyor. Web sitesi üzerinden de yine güvenli ortamda bütün dosyalar enkript ediliyor. Bütün şeyler zaten sanal post kullanıyoruz. Bu zaten çok ciddi uygulanıyor Türkiye'de. Güvenliği tamamen. Tabii. Yani zaten güvenliğiniz yoksa hiçbir banka size sanal post vermiyor. Evet. Yani bunun için özel güvenlik şirketleri var. Bizim de kullandığımız bir güvenlik şirketi var. Bunlar sizin bütün dosyalarınızı 64 bite kadar böyle enkript ediyorlar. Hı hı. Ve hani buraya girip de bu siteyi çökertmek ya da o sizin kredi kartınızı almanın öyle bir ihtimali yok. Biz de görmüyoruz sizin kredi kartı. O tamamen artık sitede ödeme noktasına geldiğiniz zaman randevunuzu aldınız, ödemenizi yapacaksınız, doktorla görüşeceksiniz. Ödeme noktasında siz kredi kartı seçeneğini seçtiğiniz noktada artık biz devreden çıkıyoruz. Siz bankayla iletişim halindesiniz. Yani atıyorum işte büyük bankalardan biriyle, Akbank'la, Yapı Kredi'yle, Garanti'yle hangisi ise ona giriyorsunuz. Artık biz devrede yokuz. Artık siz alışverişinizi o bankayla yapıyorsunuz. En çok sorulan sorulardan birine geleceğim. Hatta burada da bir tane arkadaşımız sormuş. Sigorta. Evet. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz sigortalı olan birçok insan var. Hı hı. Sizin sigortayla anlaşmanız var mı? Hastaneniz bu konuda nasıl yardımlarda bulunuyor? Türkiye'de 2,5 milyon kişi sigortalı, hı hı. özel sağlık sigortalı. Ve biz bunların iki büyük sigorta şirketine Türkiye'de hizmet veriyoruz. 250 bine yakın müşterimiz var. Bunlar sigortaları üzerinden sisteme girdikleri zaman bunu ücretsiz kullanıyorlar. Sigortalar ödüyor ve sınırsız sayıda kullanabiliyorlar. 7/24 onların canlı doktorları var. Biraz ayrıcalıklılar. Seçilmiş doktorlarla nerede olurlarsa olsunlar. Yani Antalya'ya gidiyor, orada hastalanıyor. İlk önce bizi arıyor. Yani
sigortasını arıyor. Sigortasının sayfasına giriyor. Sigortasının sayfasında canlı doktor görüşmesi ekranı var. O ekrana tıkladığı zaman Doktor Türkiye geliyor. Doktor Türkiye'de doktorunu seçiyor. O anda kim onlinesa doktorunu seçiyor. Doktorla görüşmeye başlıyor. E bunun için de bir ücret ödemiyor. Bu gelişiyor Türkiye'de. Düşünüyorum ki bir yıl içerisinde Türkiye'deki özel sigortaların hepsi bu sistemi uygulamaya başlayacaklar. Size internet aracılığıyla ulaşıyorlar. Sorularını sorabiliyorlar. Canlı görüntü olabiliyor. Peki telefon görüşmeleri? Sizde bir telefon görüşmesi oluşuyor mu? Biz telefon görüşmesi yapmıyoruz ama zaten hani internet üzerinden, hani WhatsApp'tan konuşuyor musunuz gibi zaten aplikasyonu indirdiğiniz zaman çok daha hani cost efektif bir yöntem oluyor. Bu telefona vereceğiniz ücretten çok daha az bir ücreti aslında harcamı data olarak kullanıyorsunuz. İnternet telefonu gibi düşünün. Yani aplikasyonunuzu açtınız, doktorunuzu seçtiniz, telefonunuzu koyun önünüze. İster görüntülü konuşun, ister görüntüsüz konuşun. Yurt dışındayken sizle görüşme sağlanabiliyor mu? Yani size şöyle soracağım. Aslında tüm herkes sisteme giriş yaptıktan sonra sizle görüşebiliyor. Yani doktorlarımızı seçebiliyor. Bir kriter var mı? Herhangi bir hasta seçiminde? Hayır, yok. Kriterimiz yok. Yurt dışındayken size ulaşabiliyorlar mı? Bırakın yurt dışını, yani uçaktan, uzaydan bile ulaşabilirsiniz. Ay, İnternet güzel. Olsun yeter. Yani internet çeken her yerde bu işlem yapılıyor. Yani Amerika yolculuğu yapıyorsunuz. Uçağınızda internet var. Açın, psikoloğunuzla bir saat görüşün. O zaman sağlık turizmine gelelim. Evet. Madem yurt dışı dedik. Sağlık turizmi hizmetleri veriyor musunuz? Ben Türkiye'de sağlık turizmini ilk başlatan, Türkiye'de bu işlemin, sağlık turizminin belirli bir kurumsal bir yapıya oturmasını sağlayan kişilerden birisiyim. Hollanda ve Almanya ile, Avrupa ile çok uzun seneler çalıştım. Ve bunu yurt dışında yaşayan Avrupalı Türklere bu hizmeti sigortaları vasıtasıyla çok kurumsal bir şekilde, hani öyle insanlar boğulun alıp Türkiye'ye gelip de ben şu tedavi olacağım diye bir kapısını çalarak değil. Aynen bu anlattığım sistemle. Yani Hollanda'dasınız, prostat ameliyat olmanız lazım, raporlarınız Türkiye'ye gelir, Türkiye'de ekibim inceler, ekip inceledikten sonra size doğru seçenekleri, doğru hastaneleri gönderir. Siz bunların arasından doktor ve hastane seçimini yaparsınız. Daha sonra randevunuz ayarlanır. Diliyorsanız transferiniz ayarlanır, oteliniz ayarlanır. Türkiye'ye gelirsiniz, Türkiye'de doktorunuza gidersiniz, saatinde orada olursunuz ve tedaviniz organize edilir. Burada sigorta şirketiniz bunları ödeyebilir. Ödemiyorsa siz ödersiniz. Döndüğünüz zaman size evraklar konusunda yardımcı oluruz. Döndüğünüz zaman da ülkenizde bunu deklare edersiniz. Acil durumlarda %100 geri dönüş alırsınız. Acil olmayan durumlardan da ilk öncesinde hekiminize, aile hekiminize başvurarak yaşadığınız ülkede raporlarınızı alırsınız, bize gönderirsiniz. Daha biz onları ayarlarız. Siz sigortanıza bunu deklare edersiniz. Ben Türkiye'ye gideceğim ve şu ameliyatı olacağım. Burada da bu aynı tanı konuldu dersiniz. Sigortanız bunu kabul ettiği zaman hastaneye ön ödeme yapılır ve Türkiye'de tedaviniz olursunuz. Biz bunu 10 sene boyunca Türkiye'de yaptık. 300 binden fazla vakayı Türkiye'de organ nakillerinden bypass ameliyatlarına, mide ameliyatlarına, zayıflama ameliyatlarına, menisküsler, rahim ameliyatlarına kadar çok ciddi vakalara hizmet verdik. İnsanlar çok da memnun kaldılar. Memnuniyet oranı %99'lardaydı. Dil ifade edemeyen, kültürel farklılıklarından dolayı Avrupa'dayken ya da dünyanın neresinde olursanız olun. Yani o kültür bizim kültürümüz ve oradaki kültürün çeliştiği, iletişimin bozulduğu noktalar oluyor. Anlatamadığınız zaman, kendinizi ifade edemediğiniz zaman doktor size psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendiriyor ve evinize gönderiyor. Böyle çok vaka atlanıyor. İnanılmaz derecede vaka atlanıyor. Biz çalışmalarımızda çok yanlış teşhisler elde ettik. Çünkü hastalar da kendini ifade edemiyor. Doktor da zaten anlamıyor. Anlamadığı zaman da size işte bir parasetamol veriyor, evinize gönderiyor. Ama sizin hastalığınız ilerliyor. Bu vakalar Türkiye'de çok, Türkiye'nin her yerinde. Yani Kayseri'sinden Konya'sına, Ankara'sına, İstanbul'a kadar ameliyatlar oldular, tedavilerini oldular, fizik tedavi oldular. Diyaliz hastaları geldi, gitti. Bunu zaten böyle planlamıştık, yaptık. Şimdi Doktor Türkiye üzerinden de çok daha rahat oldu. Yani şimdi siz hani artık hiçbir bu yükümlülüklerle uğraşmadan sisteme dosyanızı yüklüyorsunuz, doktorunuzu seçiyorsunuz.
Hatta yakın zamanda buna bu sistemi hastanelere de dahil edeceğiz. Hastaneler de bu sistemle kendi doktorlarını çalıştıracaklar. Biz hastanelerde hizmet veren bir kuruluşuz. Hastanelere de yani hani A hastanesine telefon açmak, işte sırada beklemek, şunu yapmak yerine işte sisteme girip o hastaneyi seçip o hastane hakkındaki yorumları ve doktorunuzu seçip doktorla birebir görüşeceksiniz. Tedavinizi doktorla beraber planlayacaksınız ve eğer bir ameliyatlık bir vakaysa, bir tedavi gerektiren bir durumsa ya da oradaki tedavinizi ikinci görüş diyoruz ya, hani Almanya'da size konulan teşhisi bir Türk doktoruna, Türkiye'deki doktoru onaylatmak istiyorsanız bundan ideal bir sistem yok. Evet. Doktor Turki'nin gayet güzel şeylerini gördük. Ben çok şaşırdım. İlk online hastane Türkiye'nin. Aynı zamanda vatandaşlarımıza gerekli tüm ilgi ve önemi gösteriyorsunuz. Gecenin 3'ünde de 4'ünde de olsa online hizmetleri verebiliyorsunuz. İkinci kuruluşunuz olan, ben klinika rezonanstan bahsetmek istiyorum. Onlarda da bağımlılık adı altında çok fazla işlemler yaptığınızı biliyorum. Biraz da onlardan bahsedelim. Klinika rezonans ve frekans tıbbı benim alternatif çok... tıp olarak mı geçiyor? Tamamlayıcı tıp. Tamamlayıcı yani tıp. Aslında alternatif tıp yanlış bir terim. Evet. Yani alternatif derseniz hani burada bir tıp var, burada da başka bir şey varmış onu gibi duruyor. Onu tercih ediyoruz gibi. Evet. Yani hani tıbbı değil de bunu tercih ediyorum gibi olur. Bu hani yemek seçeneği değil bunlar. Bu yanlış kullanılıyor. Bunu daha çok alternatif tıp diyenler doktor olmayan kişilerin yarattığı alan. O tıp mı değil zaten. Yani o şifacı adı altında insanlara böyle hani tedavi sunduğunu iddia eden ya da hani bilgisi olmadan, eğitimi olmadan yani bugün astrologlar bile neredeyse doktor yerine geçiyorlar. Yani önerilerde bulunuyorlar. Evet. Hani bu çok yanlış bir şey ve denetlenmiyor. Doğru dürüst denetlenmiyor. Ve bu demin size söylediğim gibi komşunuzun size bir şeyi tavsiye etmesi gibi şifacıyım diye bir yer açıp da, bir ofis açıp da insanlara bir şey daha hiçbir farkı yok. Ve hiç doğru değil. Çünkü siz işin anatomisini bilmiyorsanız, fizyolojisini bilmiyorsanız, biyokimyayı bilmiyorsanız, organları bilmiyorsanız o kişiyi nasıl tedavi edebilirsiniz ki? Yani inançla tedavi kesinlikle doğru. O maalesef doktorların boş bıraktığı bir alan. Yani biz doktorlar unutmuşuz bu alanı. Evet, ona gelecektim. Aslında bu kadar çok olmasının sebebi de bu. Doktorlar, tabii, ben de gittiğimde inanç meselesinde bana karşı biraz zayıflar. Yani bu konuda aslında şimdi bir eleştiri küçük. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Yani buradaki boşluktan dolayı bu doğuyor. Zaten evet, hep öyledir. Yani bir boşluk vardır, başka bir sektör doğar. Şimdi doktor yalnızca size muayene ve ilaç üzerine konuşuyor. Ve hani size zaman da ayıramıyor. Yani bir muayene süresi 2 dakika 3 dakika sürerse siz tabii ki istediğinizi alamıyorsunuz ondan. Verimi alamayız. Siz konuşmak istiyorsunuz. İçinizi dökmek istiyorsunuz. Aslında hastalıkların temelinde ne var? %90 ruhsal rahatsızlıklar var. Evet. Bizim bir hastalık yok ki biz bunun nedenleri arasında stresi yazmayalım. Yok. Yani mide rahatsızlıklarından, baş ağrısına, kanserlerden, eklem rahatsızlığına kadar hepsinde nedeni ne? Nedenleri şu 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 ama mutlaka stres de var. Evet. Şimdi peki biz bu ruh tarafına doktor olarak ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Evet, bir tane böyle bir uzmanlığımız var. Ruh ve sinir hastalıkları uzmanlığı var. Oraya eğer gönderirse insanlar da oradan korkuyorlar. Ah ben deli doktoruna niye gideyim? Söylediğiniz gibi ben deli miyim ki o doktora gideceğim gibi böyle filmlerde konu edilen aslında bir komik bir olayı yani komedisi yapılmış bir şeyi yaşatıyoruz hala. Bu hiç doğru değil. Evet. Ruh sağlığı en önemli şey. Yani ruh ve sinir hastalıkları uzmanları belki herkesin görmesi gereken ve psikologlar. Yani siz burada tedavi ettiğiniz hastaları ruh alanında ve psikolojiyle tedavi ettiğiniz hastaların inanın mide rahatsızlığı kalmıyor zaten. Evet. Reflüsü geçiyor, ülseri geçmeye başlıyor, eklem rahatsızlıkları geçiyor, baş ağrısı azalıyor ve hastane yoğunluğu da azalıyor. Şimdi bugün insanlar psikosomatik hastalıklardan nedeni tam olarak bilinmeyen, psikolojik mi, ruhsal mı, işte fizyolojik mi nedeni belli ama hastanelere 450 milyon vizit var Türkiye'de. Evet. Senede. Yani bu kişi başı bakarsanız kaç ediyor? 6 vizit ediyor. Bu da Avrupa'nın, Amerika'nın 2 katı. Yani biz bu kadar hastalıklı mıyız? Hani Türkler kuvvetli, Türkler hani öyle değil demek ki. Yani biz böyle hastalık hastası olmuş bir toplumuz. Neden? Çünkü doktora gidiyorsunuz çözüm yok. Evet. Doktora gidiyorsunuz geri geliyorsunuz başka doktora, geri gidiyorsunuz başka bir doktora. Hangi doktora gideceğini bile anlayamıyor insanlar. Gidiyor herkes de bir şey söylüyor. Her doktor da her şeyden anlıyor kıvamında. Aile hekimliği sistemi var.
pek çalışmıyor. İnsanlar aile hekimlerini çok dikkate almıyorlar nedense. Çok güzel İlaç bir sistem. İlaç yazdırmaya gidiyorlar. Maalesef. Yani gidiyor bir uzmana, reçeten bu, doktor bey bana bunu yazın diyor. Yani bu çok yanlış. Evet. O aile hekimi sizin, aslında sizi çocukluğunuzdan beri tanıması gereken, geçirdiğiniz bütün hastalıkları bilen, sizi takip eden birisi olması lazım. Yani sizin bir dostunuz olması lazım. Siz her şeyi ona danışabilmeniz lazım. Hem psikolojik hem ruhsal her şeyi konuşmanız lazım. Ve o sizi yönlendirmeli. Uzmanlara da yönlendirmeli. Ve aslında bir bekçi görevi görmeli. Yani ilk önce aile hekimi gerek görürse hastanelere, uzmanlara. Ama bizde böyle bir sistem yok. Bizde direkt özel hastane ya da üniversite hastanesi. Grip olan kulak burun boğaz profesörüne gitmek istiyor. Evet. Bu kadar yanlış bir şey olamaz. Yani birinci basamak yerine üçüncü basamaktan başlıyorsunuz. Sonra çarşaf çarşaf tahliller. Şimdi siz bir hastaneye girdiğiniz zaman, sizi bir profesör gördüğü zaman o da bilgisiyle görevlisi sizden iki sayfa tahlil istiyor. Çünkü son nokta orası. Bir sizi hani iki hafta sonra gel bana gel deme lüksü yok o doktor. O artık sizi kaçıramaması lazım. Ama normali ne? Siz böyle step step yükselmelisiniz. En son üçüncü stepte o doktoru, uzmanı, profesörü görmeniz lazım. Ya başım ağrıyor, hemen profesör. Ya bir dakika, o değil sorun. Buradaki sorunuzu tekrar dönersem, ruhsal hastalıklar, doktorlar tarafından ruh, doktorla iyi iletişim kurulamadığı için, doktorla iyi bir zaman geçirilemediği için, üretken bir zaman geçirilemediği için burada boş bırakılıyor. Doktor size bir reçete veriyor, güle güle diyor. O da bir daha doktoru görecek misiniz, görmeyecek misiniz belli değil ve görmüyorsunuz. Yani aynı doktora iki kez üst üste gitme oranı çok düşük. Evet. Hemen başka doktor, hemen başka hastane. Bu çok doktor shopping diyoruz biz buna. Yani bu AVM alışverişi gibi. Yani o dükkandan çık o dükkana gir. O hastaneden çık o hastaneye gir. O doktordan çık o hastaneye. Bu sizin tedavi olmadığınızı gösteriyor. Olamadığınız hep bir boşluk kalıyor. Şimdi 5 tane farklı ilaç bu doktor veriyor. 5 tane ilaç bu doktor veriyor. 3 tane bu öneri yapıyor. İşte hangisini yapacaksınız? Kafalar karışıyor. İşte ikinci görüş burada çok önemli ama doğru ikinci görüş önemli. Bir vaka uzmanı, bizim yaptığımız vaka uzmanlığı çok önemli. Sizi doğru yönlendirilmesiniz lazım. Bu alan boş kaldığı için ruhsal alan işte böyle şifacılar türemiş durumda. Bu şifacılar da kendilerine göre bir yöntemler geliştiriyorlar. Yok format atıyorum diyor, beyin nöro format yapıyorum diyor. Yok işte astrolojik olarak size bir formüller oluşturuyor. Şu gün şunu yapacaksın, bugün bunu yapmayacaksın. Hayda, yani böyle biz hayatın okumuşuz. Hayatın akışına etkiliyor. Ve insanlar buna çok inanıyorlar. Ve çok yanlış yönlere gidiyor bu olay. Şimdi biz doktoruz. Burada da bir tamamlayıcı tıp var. Diplomanız var. Bu tamamlayıcı tıbbın bir sürü alanı var. Tıp olarak kabul edilen işte akupunktur, homeopati, biyorezonans, ondan sonra fitoterapi gibi, sülük tedavisi gibi, işte kupa tedavisi gibi bir sürü böyle kabul edilmiş yayınlar olan, PubMed'de yayınları çıkmış olan yöntemler var. Şimdi hastanelerde bunlar yok. Yeni yeni olmaya başladı. Yeni yürütme bir kanun kararnameyle çıktı. Ama yok burada. Zaten yeterli yetişmiş eleman da yok, doktor da yok. Şimdi bu alanların bir faydaları var. Sülüğün faydası var. Bu hiç soru işaretsiz. Kupa tedavisinin faydası var. Biyorezonansın faydası var. Fitoterapinin faydası var. Niye biz bunları kullanmayalım ki? Yani niye? Makalelerde de zaten tabii. Yani bütün dünyada. Yani hani Steve Jobs'tan tutun. Yani Steve Jobs onkologlara gitmeden 10 sene boyunca fitoterapiyle yaşamış birisi. Evet. Yani düşünün. Yani dünyanın en zengin adamı fitoterapiyi seçiyor. Bu akupunkturu seçiyor. Şimdi mesela bir rezonans için PubMed'de çıkmış, sigara bırakma, bağımlılıktan kullanan yayınlar var. Çift körlü yapılmış, işte bir tarafta sigara bırakmayı kendisi deneyen, bir tarafta biyorezonans tedavisi gören kişilerin nasıl arada böyle bayağı ciddi farklar olduğunu görüyorsunuz. Yani evet. Biz de zaten yaşadığımız zaman görüyoruz ama bunu yine doktorların yapması lazım. Kesinlikle. Yani diplomalı hiç kimseye diplomasız kimseye çalıştırmıyorsunuz. Son dakikalarımız şöyle bir toparlayalım diyorum. Ben de online hastaneniz var. Her kesimden size başvuru yapılabilir. Evet. İnternetin çektiği her yer diye hatırlayacağım ben. Evet. Ajandalarına bakıp kendilerinin özel bir hakları var. Kendi sayfaları var, oluşturuyorlar. Sigortayla karşılıklı oluşuyor bunlar. Klinika rezonans var. Bunlar da tamamlayıcı tıp olarak geçiyor. Evet. Son bir toparlayalım bunları. Siz ne demek istersiniz seyircilerimize en son? Çok şey söyledim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, çok güzel bir programdı. Sağlık amaç
uzun, verimli, sağlıklı bir yaşam sürmek. Mümkün olduğunca hastalıkları ötelemek, özellikle kronik hastalıklara yakalanmamak, yani romatizmal bir hastalık yaşamamak, Alzheimer'a yakalanmamak, diyabet, tansiyon gibi rahatsızlıklardan uzak durmak ve 70 yaşınızda da jogging yapıyor olabilmek. Bunlar bilgiyle olan, takiple olan şeyler. Bizim bir anatomik bir defektimiz yok. Türkler sağlıklı insanlar. Bizim temiz bir havamız var, temiz suyumuz var, besinlerimiz var, ürettiğimiz gıdalarımız var. Ama çok yaptığımız yanlışlıklar var. Hareket etmeyi bilmiyoruz, doğru beslenmeyi bilmiyoruz. Yavaş yavaş böyle bir bilgi gelişiyor. Doktorlarda da gelişiyor. Biz buradaki boşluğu doldurmak ve insanlara doktorla iletişimi kolaylaştırmak, çekinmeden, korkmadan, çok fazla para harcamadan doktora bir tıkla ulaşabilmelerini sağlamak istedik. Bunu gerçekleştirdik. Açıkçası insanlara yardımcı olmaktan çok büyük bir keyif alıyoruz. Ve bunu çok düşük maliyetlerle gerçekleştiriyoruz. En önemli mottomuz doğru doktoru doğru kişiyle, doğru hastayla buluşturmak ve bu iletişimi takip etmek, hasta takibini sağlayabilmek, insanların hani çaresizliklerini gidermek. Bunu yaptığımızı düşünüyorum. Bu daha da gelişecek. Sistem çok hızlı büyüyor. Çok yakın bir zaman içerisinde Türkiye'nin en önemli telekomünikasyon firmasıyla bir işbirliğimiz olacak. Oldu hatta, yakında açıklanacak. Bu demek ki bütün Türkiye'ye, hatta Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Kuzey ülkelerine ve Avrupa'ya da hizmet vereceğiz anlamına geliyor. Yayılıyorsunuz. Evet, çünkü Türkiye'deki doktorlar yeterli eğitime sahip. Türkiye'deki hastaneler Avrupa'nın çok ilerisinde. Yani ben bütün Avrupa'da, Almanya'da çalıştım, Hollanda'da çalıştım, İngiltere'de çalıştım, Amerika'da çalıştım. Türkiye'deki hastanelerin hani A sınıfı özel hastanelerimizin bir eşi benzeri yok diyebilirim. Hizmet kalitesi arada dağlar var. Evet. Çok başarılıyız. Türkiye bir sağlık turizmi cenneti ve bunu 250 bin hasta geliyor. 1 milyon yapmamak için hiçbir neden yok. Ve çok önemli rahatsızlıklar için Türkiye'yi seçebilirler. Bu Türkiye için inanılmaz bir ekonomik kazanç demek. Biz de bunun bir parçasıyız ve önemli bir parçası olacağız. Bu işi daha da geliştireceğiz. Ve Türkiye'ye insanların tedavi olmak için güvenerek gelmelerini sağlayacağız. Yaptığımız işten çok mutluyuz. Klinik rezonans tarafında da hani insanlara böyle bir alternatifleri olduğunu, farklı yöntemlerle hastalara zarar vermeden, tıpta ilk şey bize öğretilen hastaya zarar verme. Do not harm. Budur. Yani en önemli şey bir doktorun hastaya zarar vermemesidir. Tedavi yapıyorsa zaten o artısıdır, eğitimidir. Ama burada kişiler şey değiller. Yani tıpta, modern tıpta çare olmayabilir ya da tıkanmış olabilir. Bu zamanda tamamlayıcı tıptan faydalanmaları lazım. Bunu da kliniğimizde sunuyoruz. Evet. Evet sayın seyirciler, bugün Doktor Bülent Koray Göker bizimleydi. Kendisi Dr. Turkey'nin kurucusu, aynı zamanda klinik rezonansın da kurucusu. Çok değerli bilgileri paylaştık. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim. Bir Başarı Yorum programı daha sonuna geldik. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.